Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Dijital Minimalizm. Hani bir şehir efsanesi vardır ya, Japonya'da bir metroya ya da herhangi bir toplu taşıma aracına bindiğinizde orada göreceğiniz insanların hepsi kitap okur vaziyettedir falan şeklinde anlatılırdı bize. Tabii ben bunu duyduğumda çok acımıştım. Başta kulağa hoş geliyor ama şöyle bir düşünün. Gündüz iştesiniz, akşam evdesiniz, sürekli bir koşuşturma içindesiniz. Arada kısa bir süreniz var. Kendi hayatınızı değerlendirebileceğiniz, ya ben neredeydim, nereye geçtim, nereye gidiyorum ya da neler yaşıyorum, bu gidiş nereye diyebileceğiniz nadir bir anınız var. Bu anı da tutup kitap okumayla doldurduğunuzda kendinizi değerlendirebileceğiniz, hayatınızı düşünebileceğiniz hiçbir evre kalmıyor. Bu sebeple acımıştım. Ama tabii son zamanlarda YouTuber'lar falan gitti Japonya'ya. Orada çekim falan yapıyorlar. Metrolara bir bakıyoruz ki kitap okuyan kimse yok ortada. Hepsinin elinde bir telefon, yukarı aşağı kaydırıyorlar. Bu baş parmak zaten hep burada. Buradan da anlıyoruz ki bu telefon kullanma şekli tüm dünyanın sıkıntısı. Niye Japonlar biraz daha kendi vakitlerini kullanmada örnek olarak gösterilen bir millet? Bunlar dahi bu konuma düştüyse demek ki sıkıntılı bir durum var. İşte kitabımız da bundan bahsediyor. Kitapta kesinlikle şöyle bir anlatım yok. İşte dağa çıkın, bir kulübede yaşayın, orada doğayla iç içe yaşayın falan tarzı bir anlatım yok. Bunun aksine teknolojiyi kullanın. Evet, günlük hayatınızda, hele bu çağda mutlaka kullanacaksınız şeklinde bir anlatım var. Ama şu kaydırma hareketi var ya, bundan kurtulun diyor. Ya da durmadan işte oturuyorsunuz bir yerde, hemen elinizi bir telefona atıp da bir şeylere bakma ihtiyacı hissediyorsunuz ya, bundan kurtulun diyor. Ya da bir şey amacıyla telefonu elinize alıyorsunuz, 2 saat uğraşıyorsunuz, en son koyduğunuzda ya ben bir şeye bakacaktım aslında deyip de tekrar alıyoruz ya. İşte kitap bütün karşı çıktığı şey bu. Hatta bunu öyle bir anlatıyor ki bu bir sigara bağımlılığı gibi ya da bir kumar oynama haline geldi şeklinde anlatıyor. Bunun da sadece insanların zaaflarından ya da eksikliklerinden kaynaklanmadığını, bunun yanında bu sosyal medya yöneticilerinin, burada çalışanların muhteşem bir sosyal mühendislik yaptıklarını ve insanları bu tuzağa çektiklerini, ortada büyük bir profesyonel tuzak olduğundan bahsediyor. Peki bunlardan nasıl kurtulacağız sorusunu soruyor kendi kendine ve burada birçok çözüm önerisinde bulunuyor bize. Yani tutup da telefonu bir kenara atalım, hayatımızdan çıkartalım falan, böyle ütopik bir çözüm getirmiyor. Bunun yerine daha uygulanabilir, çeşitli hayat tarzlarında farklı yöntemler var. Bunları tek tek anlatıyor. Hatta üzerine örnekler var. Onlardan da anlatıyor. Mesela kendisinin ortaya attığı bir tez var. Bu da 1 aylık sosyal medya orucu. Kitabın büyük bir bölümünde bu sosyal medya orucundan bahsediyor. Buna da bizim Ramazan oruçlarımız gibi 1 aylık bir zaman dilimi vermiş. Bu zaman diliminde diyor ki bütün uygulamaları telefonunuzdan silin. Bütün uygulamaları derken böyle işinizle ilgili ya da ailenizle ilgili zorunlu olduğunuz ama gerçekten zorunlu olduğunuz bir uygulama varsa bu kalsın ama sadece o zorunluluk halinde kullanın şeklinde de belirtiyor. Eğer böyle bir durumda yoksa hepsini silin. 1 ay boyunca uğraşmayın diyor. Tabii böyle bir uğraşmama can sıkıntısıyla da geçmesin diyor. Bunun yerine kendi günlük hayatınızda diğer insanlarla sosyal bir ilişki kurun. Onlarla bu ilişkileri kurarak bu boşluğu doldurun. Ya da kendinize bir uğraş bulun. Bir hobi bulun. Bunlarla bu boşluğu doldurursanız 1 ayın sonunda tekrar bu sosyal medya uygulamalarını telefonunuza yüklemek istemeyeceksiniz dahi şeklinde de bir iddiası var. Yazarın tek yöntemi de bu değil. Bundan başka farklı yöntemler de sunuyor bize. Mesela basit bir yöntem olarak şunu kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki uygulamaların birçoğunu silip bunun yerine bunları bilgisayarınıza yükleyin diyor. Yani bunlardan komple kopmayın. Ama telefonda olmasıyla bilgisayarda olması arasında şöyle büyük bir fark var diye anlatıyor. Telefon her an elimizin altında. Canımız sıkıldığı an hemen açıp bir bakalım şeklinde geçiyoruz ya. Bilgisayar daha büyük bir alet ve her an elimizin altında olmaması sebebiyle sırf bunun için açmamız gerekiyor. Bazen bunu o kadar değersiz bulacağız ki o bilgisayarı açmayacağız daha şeklinde de anlatıyor. Ve birçok kişisel örnekler de sunuyor buna. Mesela örneklerden biri de buydu. Bunun dışında farklı bir örneği daha var. Günlük hayatınızda ekstra hobiler geliştirin şeklinde anlatıyor. Mesela bunları yapabilmeniz için, bu hobilerinizi işte zanaatlar üretmeniz için YouTube'dan video seyredeceksiniz tabii ki diyor. Mesela burada da işte sosyal medyanın iyi bir durumda olduğundan bahsediyor. Yani YouTube'u bu dijital minimalizm için dahi kullanabilirsiniz şeklinde anlatıyor. Ama bir tane video seyredeceksin, saatlerini kendi el uğraşına ayıracaksın şekilde de belirtiyor. Benim bu platformda yaptığım iş de
farklı bir yöntem olarak kullanılabilir aslında. Mesela ben burada bir tane video çekebilmek için, bir paylaşım yapabilmem için bir tane kitabı bitirmem gerekiyor ve bunun üzerine saatlerce çalışmam gerekiyor. Böylece sosyal medya beni hayatımdan alıp koparan bir şey değil, hayatımı daha kaliteli, daha istikrarlı işler yapabilecek konuma getiriyor. Bu şekilde siz de kendi ürettiğiniz bazı şeyleri sosyal medyada paylaşım platformu kurabilirsiniz. Bu yaptığınız işlere bir istikrar, daha bir düzen getirecektir. Bu da ayrı bir yöntem olarak kullanılabilir. Bir başka yöntemde de yazar şunu teklif ediyor. Gün boyu sosyal medya kullanmayı bırakın şeklinde anlatıyor. Gününüzün belli saatini, yani mesela işten çıktınız, eve gideceğiniz aralıkta, böyle boş olduğunuz bir aralıkta kullanabilirsiniz diyor. O benim bahsettiğim aralık vardı ya, bu boş aralığınız kendinize ayırın dediğim. Yazar bunu farklı bir şekilde değerlendiriyor. Diyor ki sosyal medya kullanım saati olarak burayı belirlerseniz geri kalan hayatınız kalitelileşecek. Çünkü o arada şu elinize telefonu atıp da saatlerce uğraşma işi olmayacak. Ve sosyal medyadan da uzak kalmayacaksınız şekilde de anlatıyor. Bunun tam zıttı olarak bir yöntem daha anlatıyor yazar. Bu yöntemde de bazı saatlerinizi sosyal medyadan komple, daha doğrusu telefondan, internetten komple uzakta tutacaksınız şeklinde anlatıyor. Bunlardan en güzel şekli de benim kendim uyguladığım şekil olarak anlatayım. Yürümek. Yürüyüşe çıkın diyor ve bu yürüyüş esnasında telefonunuzu evde bırakabilirsiniz. Ya da arabanıza bırakabilirsiniz ya da bir arkadaşınıza verebilirsiniz ulaşabileceğiniz. Ama mutlaka uzak durun şeklinde anlatıyor. Yazar dünyayı şekillendiren bazı insanların hayatında bu yalnız başına toplumdan uzaklaşarak yürüme işleminin ne kadar önemli olduğunu ve bu dünyayı değiştirme hamlelerini bu yürüyüşler anında bulduklarından bahsediyor. Çeşitli örnekler veriyor. Devlet başkanlarından, büyük iş adamlarından, büyük bilim adamlarından falan örnekler veriyor bize. Bunlardan ziyade benim kendi hayatımda düşündüğümde ben sürekli yürüyen biri olarak, sürekli bu şekilde yürüyen biri olarak gerçekten hayatıma ne kadar etkili olduğunun farkındayım. Bazen sırf yürümek için başka bir ile gidip, tanımadığım insanların olduğu bir ile gidip saatlerce 7-8 saat yürüdüğüm zamanlar olur. Ve bu yürüyüşler benim ufkumu genişletir, hayatıma bir düzen verir. Hatta bu yürüyüşler benim için o kadar önemli bir hale gelmişti ki evlenmeden önce hanımıma koyduğum tek şart buydu. Evlendikten sonra ben günlük yürüyüşlerim olur. Bu yürüyüşlerime karışma, yani dışarı çıkma, yürüme deme bana demiştim. Hatta şimdi bazen yürüyüşe çıkarım, o işte falan oluyor o sıra, bilmiyor. Mesela arıyor, açtığımda ne yapıyorsun diyor, yürüyorum dediğimde tamam hemen kapatayım diyor, o zaman kapatıyor. Yani o da bunun farkında. Benim yürümüş halimle yürümemiş halim arasındaki farkı da görüyor tabii ki. O da yürümüş halimi daha çok tercih ediyordur. Yani bu apayrı bir şey. İnsanı hem düşünce noktasında hem duygu noktasında çok rahatlatan bir yöntemdir bu. Ben kitapta anlatılan yöntemlerden bu yürümeyi gayet iyi becerebildiğim için tercih ediyorum. Tabii kitapta bahsedilen başka yöntemler de var. Bunlardan işte bir el sanatıyla uğraşma ya da bir zanaat edinme gibi, bir hobi edinme gibi yöntemler de var. Bunlar da kitabı okudukça kendinizin hoşuna gidecek yerler bulabilirsiniz. Hatta bunlardan yeni bir çıkarım yapıp kendinize farklı bir yöntem bulabilirsiniz. Ama kitap boyunca öğreneceğimiz nokta şu. Şu el hareketinden kurtulma. Yani telefonu elimize alıp durmadan yukarı aşağı kaydırmaktan ya da hiçbir ihtiyacımız olmadığı bir an sırf can sıkıntısından hemen elimizi telefonu atıp da açıp orada işte haber sitelerinden, sosyal medyadan şuradan buradan gezip dolaşıp 1-2 saat sonra ben ne yaptım deyip de telefonu kenara koyma halinden kurtulmayı istiyor bize. Hayatınıza bunlardan herhangi birini katabilmeniz zaten böyle bir çağda diğer insanlardan sizi bir adım öne taşıyacaktır. Bunu da her kulvarda fark edeceksiniz. Önümüzdeki hafta da çağımızın bu yanlış hayat tarzının mevcut kelimelerimizi, mevcut kavramlarımızı bile nasıl bozduğunu, nasıl küçülttüğünü anlayabileceğimiz, biraz fark edebileceğimiz Güzeli Kurtarmak kitabında görüşmek üzere.